Hocam imkansız mı dediniz? Eğer o imkansızsa ben varım diyenler bu videoyu izleyin. Yazılıya bir gün kala en az 80 puan nasıl alınır bunları anlatacağım. İzliyoruz. Eğer bu videoyu izliyorsanız siz de yazılılara son dakika çalışmaya karar vermiş ve en az 80 puan almak isteyen arkadaşlardansınız. Evet, bunun da bir taktiği var. Bu taktikleri yerine getirip destansı hikayeler yazan arkadaşlar var ve sizlerin de böyle bir hikayesi varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın. Onları da ekstra okumak istiyorum. Şimdi taktiklerimize başlayalım. Bir gün kala bakalım en az 80 puan nasıl alınır? Evet sevgili arkadaşlar, zaman hızla akmış, yazılı tarihlerin ne olduğu da hemen hızlı bir şekilde gelmiş ve artık bir gün var ve bizler çalışmalarımızı doğru bir şekilde yerine getirmemişiz. Getirmediğimiz için de şu an bazı şeyler yapmamız lazım ki en azından günü kurtarabilirim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle konuları ne kadar bilmediğiniz benim için çok önemli. Sınava bir gün var ve sizler yarın olacak sınava dair ne kadar bilmiyorsanız aslında 80 veya 80 üstü almaya da o kadar uzaksınız diyelim. Şimdi ben aslında konulara hiç hakim değilmişsiniz gibi bazı taktik vereceğim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bizim önceki haftalarda da ifade ettiğimiz gibi büyük resmi görmenizi öncelikle bir istememiz gerekiyor. Yarın sınav var. Bu sınav hangi dersten, hangi konulardan oluşuyor? Hocamız derslerde nerelere vurgu yapmıştı ve bizce nerelerden soru gelme ihtimali daha yüksek? Buralarda öncelikle bir strateji uygulamamız gerekiyor. Çalışmalarında mükemmeliyetçi olan arkadaşlar konuların tamamını öğrenmek istedikleri için en baştan en sona kadar çalışmalarını en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalıştıklarından dolayı bir bakmışlar çalışmalarının %10'una, %20'sine geldikleri anda uyuyakalmışlar ve sabah olmuş artık tehlike çanları çok daha ciddi bir şekilde çalmaya başlamış. Bu durumun yaşanmaması için büyük resmi görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çalışmalarını tümü de gerçekleştirmek isteyen bazı arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar? Mükemmeliyetçi tutumlarından dolayı sınava neredeyse 24 saatten çok daha az bir süre var ve arkadaşlarımız konuların tümünü en ince ayrıntısına kadar öğrenme yoluna gidiyor. İşte bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü sizler sınava bir gün bile kalmadan bunu yapmaya çalışırsanız gecenin yarısında belki sınav konularının %10'una %20'sine ancak hakimiyet sağlamış olursunuz. Bu yüzden buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Sevgili arkadaşlar, büyük resmi gördükten sonra sizden hızlıca çalışmalar yapmanızı istiyoruz. Özellikle sözel derslerde bu taktik çok daha fazla işe yarıyor. Öncelikli olarak konuların ana başlıklarını çıkarıyoruz. Konuların ana başlıklarını çıkardıktan sonra adeta bir soy ağacı gibi konuların alt başlıklarını gruplandırıyoruz, maddeler haline getiriyoruz ve sizler ana maddeler halinde her şeyi görüyorsunuz. Gözünüzün önünde tek bir sayfada artık tüm konular yer alıyor ve bu saatten sonra yapmamız gereken şey bu alt başlıklara dair birkaç cümlelik bir şeyler söyleyebilmeniz. İşte bunu yaptığınız zaman aslında çok kısa bir sürede sınav çalışmalarının konu kapsamının çok büyük bir kısmına hakim olmuş olursunuz. Eğer bu çalışmaları bitirdikten sonra hala sınav için çalışmaya zamanınız varsa işte size çok güzel bir fırsat bu alt başlıkları daha da iyi öğrenebilmek için çalışmalarınızı detaylandırabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, yazılılarda özellikle bir başka yapmanızı istediğim şey ise soruların bir cevabı vardır. Belki bu cevap tek cümleliktir. Bu sizin için bu şekildedir. Ancak bunu ne kadar çok cümleden oluşturabilirsek konuyu o kadar çok biliyormuş havası oluşturabiliriz. Özellikle konulara hakim olmayan, sınava çalışamamış arkadaşlar varsa, konuyla ilgili cevaplara yakın cevapları bile oraya veriyor olsanız, yorum gücünüzü kullanıyor olsanız, işte arkadaşlar bu taktik size sorularda önemli bir puan alma avantajını sağlar. Ve arkadaşlar bunlardan yola çıkarak söyleyebilmeliyim ki olabildiğince çok yazmaya çalışın, dolu dolu görünsün, boş bırakmanızdan tabii ki daha iyidir. Evet sevgili arkadaşlar, son olarak şunu ifade etmeliyim ki sınava girmeden önce tutunmanız gereken bir tavır var. Ben bu sınavla ilgili elimden geleni yapacağım ve umutsuzluğa kapılmadan bildiğim kadarını, öğrendiğim kadarını öyle bir yazacağım ki bu yazdıklarım daha çok puan almamı sağlayacak kafasında olmamız gerekiyor. Bunu yapan öğrencilerin 10 puan, 20 puan, 30 puan, 40, 50 puan kadar fazla alabildiklerini gördük. Böyle hikayeleri daha önce duyduk. Evet, sizlerin de böyle hikayeleri varsa bunları da yorumlara yazarsanız okumak isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.